Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde yine internetten aldığım ip var arkadaşlar. Bu iple size çok güzel bir tam yazlık file bir yelek ve hırkalarınızda kullanabileceğiniz harika bir çalışmayla birlikteyiz. Bu modelimiz için ipim benim internetten aldığım sarma bir ip. Bakın şu şekilde 7 katlı ince bir ipti. Ben bunu kendim sararak 7 kat şeklinde yaptım ve tam böyle yazlık, baharlık bir yelek hırkalarınız için ideal bir modelle birlikteyiz. İpim tulip 3 milim 5 yazan silikon saplı sarı uçlu tığ kullanıyorum ve zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Zincirlerimizi çekiyoruz ve modelimiz için zemin oluşturuyoruz. Zincirlerimizi sıkı çekmeyelim. Bunun en altına isterseniz trabzanda gidebilirsiniz. O şekilde de modelimizi yapabilirsiniz. Şimdi bir miktar zincir çekelim ve hemen modelimize başlayalım. Modelimiz çok kolay. Herkesin yapabileceği güzel bir model. Şimdi buraya kadar çektik. Burada hemen doluyorum ve buraya 1, 2, 3, 4.'ye batarak bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. Hemen onun yanına aynı yere batarak bir tane daha yapıyorum. Şöyle zincirimle beraber 3 tane trabzanım oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Aşağıdan 2 tane atladım. Üçüncüye bir tane sık iğne ile bunu buraya bağlıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aşağıdan da 3 tane atladım. Dördüncüye batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yine 3 tane zincir doluyorum. Alttan 2 tane atlıyorum. Üçüncüye buraya trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Aynı yere bir daha batarak bir trabzan daha yapıyorum. 2, yine aynı yere batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Buraya batarak bir tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Alttan da 2 tane atlayıp üçüncüye bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir, 3, 4, 5. Alttan 3 tane atlıyoruz. Dördüncüye bir tane sık iğne. Şimdi 3 tane zincir doluyorum. Alttan da yine 2 tane atlıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere batarak yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Üçlü veya ikili trabzan yapabilirsiniz. 3 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere batarak yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. 2 tane atladım. Üçüncüye bir tane sık iğne. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 3 atladım. Dördüncüye bir tane sık iğne. Şimdi 3 tane zincir çektim ve buraya 2 atlayıp üçüncüye 1, aynı yere batarak 3 tane trabzan yaptım. 3. Modelimizin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Buraya hemen 4. zincirime 2 tane trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 oldu. 3 zincir çektim, 2 atladım, 1 sık iğne. 5 zincir çektim, 3 atladım, 1 sık iğne. 3 zincir çektim, 2 atladım, 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan şeklinde bu sıramızı oluşturduk. Şimdi ikinci sıramız için 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi bunun dibine yine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 3 zincir çektik, döndük. 1, 2. Şimdi zincir çekmeden doluyorum. Şuradaki 3 zincirlik boşluğuma batarak bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir, 3, 4, 5. Şuradaki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. 5 zincir değildi burası, pardon. Bir, iki, 3 zincir çektim. Şuradaki boşluğa batarak bir tane sık iğne. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim, doladım. Bu 3 zincirlik şu boşluğumuza batarak bir tane trabzan yapıyorum. Ne yaptık? 3 zincir çektik. Şuraya 2 trabzan, zincir çekmeden hemen şu boşluğa batarak bir trabzan, 3 zincir, şu boşluğa batarak bir sık iğne, 3 zincir, bir tane buraya trabzan yaptık. Şimdi zincir çekmeden doluyorum. Şu boşluğa batarak 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Araya 2 tane zincir. Aynı yere bir daha batıyoruz. 1, 2, 3. Zincir çekmeden doladım. Şu boşluğuma batıyorum. Bir tane trabzan. Şimdi 3 tane zincir, şu boşluğa batıyorum, bir sık iğne, yine 3 tane zincir, doluyorum, şu boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum, zincir çekmeden doladım, şu tepeye batarak yine buraya 3 tane trabzan, 1, 2, 3, arada 2 tane zincir, aynı yere batarak yine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Yine zincir çekmeden şu boşluğa batarak bir trabzan. Şimdi 3 tane zincir. Şu boşluğa batarak bir sık iğne. Yine 3 tane zincir. Şu boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi zincir çekmeden en sona buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 zincirle bir sonraki sıraya geçiyoruz. Ne yaptık? Burada 3 zincir çektik. Şu ilk şeye 3 tane 2 tane trabzan zincirle 3 oldu. Zincir çekmeden şu boşluğa bir trabzan, 3 zincir, bir sık iğne, şu boşluğa battım. 3 zincir, şu boşluğa bir trabzan, zincir çekmeden 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, şu boşluğa batarak devam ettik. Hemen 3 zincir çektim, döndüm. Yine şu ilk boşluğumuza batarak 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Bu sıra arkadaşlar 1 ve 2. sıra. Bu 1. sıranın tekrarı. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şu boşluğa batıyorum. Yine pardon 1, 2, 3, 4. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. Şu boşluğa batıyoruz. Şimdi yine 3 zincir ve bunun tepesinde aynı 3 trabzan. 1, 2, 3. Arada 2 tane zincir, aynı yere batarak yine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane zincir. Şu bakın şuraya batmıyoruz. Şu 3 zincirlik boşluğumuza batıyoruz. Bir sık iğne, 5 tane zincir. Şimdi buradaki 3 zincirlik boşluğumuza batıyoruz. Şimdi 3 tane zincir ve tepesine yine 3 trabzan. 1, 2, 3, arada 2 tane zincir, yine aynı yere batarak 3 trabzan, 2, 3. Yine 3 tane zincir. Bakın şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi şu boşluğa batıyorum. Şimdi 3 tane zincir ve buranın sonuna batarak 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 3. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar, bakın. Buraya 3 zincir çektik. İlk boşluğa 2 trabzan, 3 zincir. Hemen 3 zincirlik boşluğa 1 sık iğne, 5 zincir, 1 sık iğne, yine bu boşluğa 3 zincir. Yine tepeye 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yaparak ilerliyoruz. 3 tane zincir çektim, döndüm. Bu da ikinci sıramız oluyor. İlk boşluğa hemen, pardon, ilk trabzanın dibine 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden şu boşluğa batarak 3 zincirlik boşluğumuza 1 trabzan, 3 tane zincir, tam ortadaki büyük boşluğumuza batarak 1 sık iğne, yine 3 tane zincir. Şimdi buraya 1 tane trabzan, hiç zincir çekmeden buraya 3 tane trabzan. Bu da ikinci sıramız 1 ve 2 olarak ilerliyor. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. 1. bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram sayfam Organik Dantel _ Örgü Hocam YouTube sayfamın, pardon, Instagram sayfamın adı değişti. Örgü Hocam YouTube sayfamın adı sadece Örgü Hocam YouTube olarak değiştirdim. Oraya mesajla resimlerini atarsanız ben de paylaşım yaparım. Şimdi 3 tane trabzan yaptık. Arada 2 tane zincir, aynı yere yine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Yine hiç zincir çekmeden buraya 1 trabzan, 3 tane zincir çekiyoruz ve şu ortadaki büyük boşluğa batıyoruz. Yine 3 tane zincir, buraya 1 tane trabzan. Yine zincir çekmeden sıranın sonuna 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 3 zincirle geri dönüyoruz ve birinci sıranın aynısını yapıyoruz. Model kolay, basit ve tam böyle yazlık yeleklerinizde, hırkalarınızda kullanabileceğiniz güzel bir çalışma arkadaşlar. Bunu ister koton iplerle yapın, isterseniz angora tarzı yaparsanız kışlık olur. Onlarla da yapabilirsiniz. Ve kolay ve güzel arkadaşlar. Bakın şöyle, bunun en altına trabzan, yanına da trabzan da gidebilirsiniz. Ön bandı olarak yeleklerinizin, hırkaların eteğine ve yanına. Bu şekilde bakın, bu da angora ile çalışılmış hali. Şöyle göstereyim. Bu ütülenince tül gibi oluyor arkadaşlar. Kolay çünkü hafif ve zincir, bol zincirli olduğu için sadece şurasında bir şey var ve bu model boyuna olduğu için çizgili bir şekilde oluyor ve güzel bir çalışma. Hem kolay hem güzel hem de şık duran bir çalışma olur arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Instagram'da da Örgü Hocam YouTube. Aynı benim YouTube'daki şeyim gibi Örgü Hocam YouTube Instagram sayfamda. Orayı da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.